Gevşer selam. Moleküllerin Lewis formüllerini gösterdikten sonra bir de iyonların Lewis formülü var. Burada koordine kovalent bağ diye bir kavramla karşılaşacağız. İçeriği sizi çok ilgilendirmeyecek. Ancak iyonlaşmış hallerinin de Lewis formülünü görmekte fayda var. Bunu iki örnekte zaten size göstereceğim. Sonra konumuz tamamlanmış olacak. Bunlardan birincisi gençler NO3 yapısı olsun. Eksi bir yüklü. Şöyle bir ayırayım. Bir diğeri de NH4 artı 1 yüklü bir iyonum olmuş olsun. Şimdi bunların Lewis yapısını nasıl çizeceğiz gençler? Şimdi normalde yaptığımız şey bizlere atomların her bir atomun atom numarasını verip ben oradan değerlik elektron sayısını hesap ediyordum. Azot gençler 7, oksijen ise 8'di. Buradan 2'ye 5, buradan da 2'ye 6 yaptıktan sonra son katmandaki elektronlar benim için neydi? Değerlik elektron sayılarını oluşturuyordu. Azotun değerlik elektron sayısı 5, oksijenin ise 6. Şimdi azot 5A grubunda, oksijen ise 6A grubunda. 5A grubunda 3 bağ yapar, 6A grubu kaç bağ yapıyordu? 2 bağ yapıyordu. En fazla bağ yapan merkez atom olacaktı. Şimdi buraya baktığımız zaman gençler bu iyonlarda toplam değerlik elektron sayısını hesap etmem gerekecek. Çünkü bu yapım ya elektron alıyor ya da elektron veriyor. Burası önemli. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi azottan kaç tane var? Bir tane var. 1 çarpı azotun değerlik elektron sayısı 5. Artı oksijenden 3 tane var. 3 çarpı oksijenin değerlik elektron sayısı 6. Bir de bu yapım ne yapmış? Bir tane elektron bünyesine katmış. Şimdi baktığımız zaman 18, 5 daha 23, 1 daha 24. Yani bu yapıyı ben çizdikten sonra toplam değerlik elektron sayısı 24 olacak. Şimdi hemen çizmeye başlayalım. Bakın en fazla bağ yapan azottu. Azotu geldim merkez atom olarak yazdım. 3 tane oksijeni geldim bağladım. Bu iş bittikten sonra ne yapıyorduk? Oktete tamamlıyorduk ya da dublete. Oksijen kendini oktete tamamlayacak. Bir bağda 2 elektron vardı. 2, 4, 6, 8. Azot ne yaptı? 2, 4, 6, 8. Oksijenin her biri yine diğeri gibi kendini 8'e tamamladı. Şimdi buradan yola çıkarak gençler değerlik elektron sayısını bir hesaplayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Her bir bağdan 2 tane gelecek. 22, 24, 26 etti gençler. Şimdi benim toplam değerlik elektron sayım 24 olacaktı, 26. Demek ki bu yapım benim için hatalı. Peki ben bunu nasıl kurtaracağım? Tabii ki merkez atomu şu üstündeki eşleşmiş elektron çifti kendini ne yapacak? Bağ yapısına katacak. Hiç fark etmiyor. İster bu, ister bu, ister buna katacak. Hadi katalım. Biz sağdakini seçelim. Solda yine tek bağ, sağda artık bir bağ daha yaptı, çift bağ. Burada da yine oksijen vardı. Şimdi oktete tamamlayalım. Şu 2, 4, 6, 8. Azot 2, 4, 6, 8'i tamamladı. Buradaki oksijen buradan 2 geldi. 4, 6, 8. Buradaki oksijen de 2, 4, 6, 8. Şimdi değerlik elektron sayısını hesaplayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 elektronu tutturmuş oldum. Şimdi bu yapıyı yaptıktan sonra bu bileşim ne yapıyordu? Eksi bir yüke sahip oluyordu. Gelip şöyle parantez çizip eksi bir yükümü belirtmek zorundayım. Bu yapıyı hallettikten sonra artık bağları da noktaya çevirirsem tamamıyla Lewis yapısına ne yapabilirim? Ulaşmış olabilirim gençler. İşte böyle durumlarda normalde azot 3 bağ yaparken burada zoraki olarak şu elektronlarını da kullanıp bağı tamamladı. Çünkü toplam değerlik elektron sayısını tutturması lazımdı. İşte böyle durumlarda aslında koordine kovalent bağ dediğimiz durum ortaya çıktı. Yani koordine kovalent bağ içeren bileşiklerinde Lewis gösterimi bu şekilde olmuş oldu gençler. Dilerseniz buradaki her bir bağı da nokta olarak ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Hemen yan taraftaki örneğimizi inceleyelim. NH4 artı 1.
Burada azotu zaten çözmüştük. Azotumuz 3 bağ yapacak. Değerlik elektron sayısı 5'ti. Şimdi ne yapalım? Hidrojen. Hidrojende gençler 1 olduğundan son yörüngesinde zaten 1 var. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı 1'e ait. Peki bu yapının toplam değerlik elektron sayısı nasıl bulacağız? Bir tane azotum var. 1 çarpı değerlik elektron sayısı 5. Artı kaç tane hidrojen? 4. 4 çarpı hidrojenin değerlik elektron sayısı 1. Bir de bu yapım ne yapmış? Bir tane elektronu dışarıya vermiş. Eksi 1 dedim. 5, 4 daha 9, 1 çıktı 8. Yani toplam 8 tane elektronum olmak zorunda. Hidrojen 1 değerlik elektron sayısına sahip. Yani 1A grubunda ne yapacak? 1 bağ yapacak. Yine azot 3 bağ yaptığı için en fazla bağ yapan merkez atom olacak. Geleceğim azotu merkez atoma yerleştireceğim. 4 tane hidrojenleri gelip şu şekilde bağlayacağım. Gençler öncelikle bu yapı tamamlandıktan sonra dublet ve oktetlere bakacağım. Hidrojenler kendini zaten bağ yapısına katarak dublete tamamlıyor. Azota baktığım zaman 2, 4, 6, 8 şeklinde bitti. Dolayısıyla bu ne olmuş oluyor gençler? Kendini zaten oktetine tamamlamış oldu. Peki bu yapıyı çizdikten sonra herhangi bir nokta koymama gerek var mı? Yok. Açıkta herhangi bir şey olmadı. O zaman ne yapacağım? Geleceğim şuradaki artı bir yükünü de göstermiş olacağım. Şimdi gençler buradaki elektronları hesaplarsak bakın kaç edecek. Geliyorum. Her bir bağda 2 elektron vardı. 2, 4, 6 ve 8'i ne yapmış oldu? Tamamlamış oldu. Demek ki bu yapım benim için doğrudur. Bu sefer de bakın azot kendiliğinden üzerinde normalde azotumuzu şu şekilde çiziyorduk biliyorsunuz ki. Şunlar ne yapıyordu? Bağa katılıyordu. Gelip bağ yapıyordu. İşte şuradaki eşleşmemiş elektron çifti zaten otomatikman bir bağını da tamamlamış oldu. Yine azot 3 bağdan 4 bağ yapmış oldu. Yani koordine kovalent bağı oluşturmuş oldu. Böylelikle hem eksinin hem de artı yüklü iyonların da Lewis yapısını görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.